20 Ekim günü Türkiye'de seçim yapılacaktır. Parti liderliği, başbakanlık, ana muhalefet liderliği, darbeler, siyasi yasaklar ve nihayet Çankaya Köşkü'nde görev. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 38 yıllık siyasi hayatına çok şey sığdırdı. Türkiye'nin yaşadığı acı tatlı olaylara tanık oldu. Kendi deyimiyle 6 kere gitti, 7 kere geldi. Buralara gelinir, buralardan gidilir. Ben buna alışık bir adamım, ben buraya 7 defa geldim, bu 7.sidir. Asıl mesleği inşaat mühendisliği olan Demirel, Türk siyasi tarihinin sembol isimlerindendi. Fötr şapkası, kendine has üslubu onu diğer siyasilerden ayırdı. Senelerden beri Süleyman Bey'e bizim ailenin bir sempatisi var. 7'den 70'e kadar hepsi severler. Ben de aileme bir yadigar olarak Süleyman Bey'in şapkasını almak istedim. Fakat Süleyman Bey'in şapkasını zorla kapılmayacağını o olaydan sonra anladım. Şimdi vatandaşlar benden şapka isterler, ben veririm şapka. Yalnız benim şapkam bir nevi selamlama bakımından simgedir. Ben halkı elimde bu kadar böyle selamlayınca halkı selamlamış gibi hissetmiyorum kendimi. Şapkayla selamlayınca daha selamlamış gibi hissediyorum. Otobüsün üstüne çıkacağım, orada güzel bir topluluk var, çok güzel bir yerimizdir. Halkı boyabat. Halkı selamlayacağım. Bu delikanlı geldi, benim şapkayı kapmaya çalıştı. Ben de şapkayı elinden aldım. Dur kardeşim dedim ya, şu işi bitireyim sonra sana veririm. Ve onu o anı da televizyon tespit etmiş. Sonra nereye gittiysen benim şapka kapılmaya başlandı. Başa çıkamadım. Sonra 500 tane şapka yaptırdım. Sonra ve kim istiyorsa verdim açıkçası. Çünkü çok güzel söyledi. Yani Demirel şapkayı vermez diyor. İlk siyasi deneyimi 1962 yılında Adalet Partisi ile oldu. Ankara'da meydana gelen olaylar sırasında Adalet Partisi Genel Merkezi'nin saldırıya uğraması üzerine aktif siyasetten bir süreliğine çekildi. 1965'te yeniden döndü siyasete Süleyman Demirel. Adalet Partisi'nin Isparta Milletvekili olarak ilk kez meclise girdi ve aynı yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 30. hükümetini kurup 41 yaşında Türkiye'nin 12. başbakanı oldu. Diğer taraftan iktisadi ve sosyal kalkınmamızı... Demirel'in ilk siyasi tecrübesi çok da rahat geçmedi. 4 yıllık iktidarlık döneminde Türkiye 68 öğrenci olayıyla adeta sarsıldı. 2 yıllık ikinci dönemde ise 12 Mart muhtırasıyla askeri darbe yapıldı. Demirel istifa etti. 2 yıllık aranın ardından 1973'te Adalet, Milli Selamet, Milliyetçi Hareket ve Cumhuriyetçi Güven Partisi koalisyonunda yeniden başbakan oldu. Ne diyeceklerdir? Benim şapkaya laf atacaklardır buna. Takvimler 1978'i gösterdiğinde Milliyetçi cephe düştü. Ecevit tek başına iktidar oldu. Fakat beklenenden kısa sürdü. Bir yıl sonraysa 4. Demirel dönemi yeniden başladı. 1971 muhtırası ve 1980 darbe dönemleri arasında 3 defa koalisyon hükümeti kurdu Demirel. Bir süre tutuklu kaldı. 1987 yılına kadar 7 sene yasaklı olarak siyasetin dışındaydı. Tarihler 6 Eylül 1987'yi gösterdiğinde yapılan halk oylamasıyla siyasi yasağı bitti. 24 Eylül'de de Doğru Yol Partisi genel başkanı oldu. 7 yıl sonra yeniden meclisteydi Süleyman Demirel. 20 Ekim 1991 seçimlerinde DYP ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin bir araya gelerek koalisyon kurduğu 49. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde başbakan olarak görev aldı. Demirel'in siyasetinde son durak Çankaya Köşkü oldu. 16 Mayıs 1993'te meclis tarafından 9. Cumhurbaşkanı seçildi. Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanlığı görevini tamamladıktan sonra aktif siyaseti bıraktı.